Ankara'da Şükrü Küçükşahin'de kalmıştık. Sözünüzü kesmiştim. Buyurun lütfen devam edin. Şimdi Kürşat Bey, yani biz sadece 8'imize oy vermeyeceğiz. Kimler oy verecek? Mesela son 2 yılda asgari ücretle kaç yumurta alıyordum, şimdi kaç yumurta alabiliyorum? Yani 2 yıl önce diyen. Kaç ekmek alıyordum 2 yıl önce, şimdi kaç ekmek alıyorum diye sorgulayan. İşte hocanın ifadesiyle peyniri hep örnek veriyor. 2 yıl önce asgari ücretle kaç kilo peynir alıyordum, bugün kaç kilo peynir alabiliyorum diyenler oy verecek. Mesela beyaz yakalı, sağlık çalışanı, mühendisler. 2 yıl önce ben asgari ücretin kaç katı kadar gelir sahibiydim? Ücretim, maaşım neydi? Şimdi kaç katıyım diye hesaplayanlar. Hepsi de hesaplarını çok iyi biliyorlar. Hepsi de ne kaybettiklerini çok iyi biliyorlar. Bütün bunlar oy kullanacaklar. Ve öbür tarafta işte genç insanlar, ya ben nasıl iş güç sahibi olacağım diyecek. Bu geçtiğimiz 20 yılda mesela biz 3-4 tane aile gördük. Bunların isimlerini vermeme gerek yok. Vallahi bütün fertleri o kadar liyakatli ki devletin en önemli görevlerini, bütün fertleri istihdam edildiler. Size bir şey söyleyeyim mi? Amerika'da herhalde Rockefeller ailesi bile bu kadar güçlü olmamıştır bu 3-4 tane ailenin yanında. Ama bunları toplum net olarak gördü. Peki yani bütün bunları görüp ona göre oy kullanacak mı bu toplum, bahsettiğiniz toplum? Yani ona göre mi oy kullanacak? Çünkü tartışma bu. Kullanacak. Bir yandan da hani, evet, aday meselesi hala, evet, ortada yok. Yani heyecan yaratılmadı vesaire, altılı masada bir şey çıkmadı, yani bir heyecan çıkmadı eleştirileri var. Artık orada da bir son noktaya gelmedik mi acaba? Tabii. Hayır, bu eleştirileri haksız bulmuyorum. Ama benim başından beri de söylediğim bir realite var. Ben buna inanıyorum. Henüz önümüzde yeterli bir süreç var. Bir kere mesela programlar açıklanmıyor. Demin söylediğim, iktidar ne programı açıkladı? İşte Türkiye'yi en büyük 10 ekonomi arasına sokacağız. Ama 20 yıl önce de bu söylenmişti. Türkiye 20 büyüğün arasından düştü. Yani yatırımlar da söylense, sonuçta baktığınızda hep söylediğimiz olay, 79 yıl boyunca bütün hükümetlerin harcadığı paranın 4 katı. Yani 750 milyar dolar onlar harcamış. 3 trilyon dolardan fazla 20 yılda bu hükümet harcamış. Bence herkes bu kıyaslamayı da yapacaktır. Muhalefet mesela dolaşmıyor denmesi de ya da halka gidilmiyor denmesi de bence gerçekçi değil. Yani gerek Kemal Kılıçdaroğlu olsun, gerek Meral Akşener olsun, gerek diğer altılı masanın liderleri, gördüğüm kadarıyla sürekli sağdalar. İktidardan daha fazla sağdalar. Ha, bunlar yeterli mi? Değil. Son dönemlerde işte alınan kararlarla bir farklı algı var mı? Var. Ama sokağa indiğimizde bence tabloda çok bir değişiklik yok. Çünkü şöyle bir şey de var. Muhalefet, dediğiniz bu eleştiriler haklı görülse de bu söylediğim vatandaş kitlesi şöyle bakıyor. Ya o kadar kötü örnekler biz yaşadık ki artık bu örneklerden bıktık. Ve şunu da söyleyelim, 20 yıl gerçekten her iktidar için çok uzun bir süreçtir. Her iktidar için çok uzun bir süreçtir. Ve bunun getirdiği yorgunluk da eninde sonunda görülüyor. Bu seçmen kitlesi, şimdi bakın, cidden hepimiz kendimizi o insanların yerine koyalım. Sabahleyin kalkıyorsunuz, daha güneş doğmamış, et kuyruğundasınız. Size buradan ekmek kuyruklarını anlattım. Bir gün Ankara'dan söylüyorum, Ankara'yı örneğiyle söyleyeyim. İşte Kaşyaka Mezarlığı'nda ziyaretlere gitmiştim. Akşam 4.30-5 arası Demet Evler'den geçtim. Uzun bir aradan sonra ilk kez. 3 tane ekmek kuyruğunun önünde, ekmek büfesinin önünde, inanın, her birisinde en az 100 kişi kuyruklar vardı. Hatta açtım, belediyeyle de konuştum, merak ettim bu nedir diye. Daha ekmekler gelmemiş. İnsanlar geliyorlar orada, önceden yarım saat, 45 dakika, 1 saat bekliyorlar. Şimdi böyle bir ülkeye dönüştük. Sağlıkta işte Sayın Bakan söyledi, ya işte kışın zorluklar yaşanıyordu, o nedenle hastalıklar arttı da ilaç bulunmuyor. İlaç bulunmayan bir ülke. Bugün Maliye Bakanı diyor ki, İşte diyor, muhalefet diyor programını açıklasın diyor. IMF ile neydi cümlesi? IMF'den borçlanma planınız var mı yok mu? Açıklasınlar. Ama ben önce Maliye Bakanı'na sormak istiyorum.
IMF'ye geçtim de dünyada borç almadık, ülke bırakmadınız. Peki bu borçları bir açıklayın, neyin karşılığında aldınız? Biz hiç değilse IMF ile anlaşma yapıldığında biliyorduk hangi bedelleri ödeyeceğimizi. Bütün vatandaş da biliyordu. E şimdi biz bilmiyoruz. Yani Gazprom'a 15-20 milyar dolar borcumuz var. Ertelenin ne karşılığı? Bedava mı? Yani kim bunu bedava yapar? Mutlaka bir karşılığı var. Falanca ülkeden 15 milyar dolar geldi. Filancadan 5 milyar dolar geldi. Ben de Hazine ve Maliye Bakanı'na sormak istiyorum. Açıklayın. Bunları neyin karşılığında? Faizi kaç? Ya da ne satıyoruz bunun karşılığında? Arsa mı veriyoruz? Konut mu veriyoruz? Şükrü Bey, samimiyetle bir şey soracağım size. Böyle. Bunu dillendirdiğimiz zaman da bazen hani eleştiriyorlar filan ama şöyle bir soru var ortada. Yani çok eleştirilen bu iktidar 20 senedir her seçimi kazandı, kazanıyor. Bu seçimde kaybettirecek olan ne? Yani ne değişti? Mesela ekonomi mi özellikle çok kötü, ondan mı kaybedecek? Ya da karşılarında, iktidarın karşısında daha böyle kompakt bir bütün mü var? İşte altılı masa farklı eğilimlerden gelip bir bütünlük sağladığı, o mu kazandıracak? Ne kazandıracak? Yani muhalefetin ana sahibi ne olmalı ve nedir acaba? Evet, şimdi yine sanıyorum geçen yayında da söyledim. Bir kere 7 Haziran seçimini kaybetti. Bunu da görmemiz lazım. Yani ya, iktidar, evet, AK evet. Parti 7 Haziran seçimlerini kaybetmişti, hatırlayın. Şimdi ne değişti dediğinizde bir kere mesela bir partili cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirildi. Yani o tarihten başladı kabul bu. Kabul etmek lazım. Yani evet. yeni bir ivme yakalandı. Yeni bir ivme verildi. Ve bu bence hani benim sık kullandığım bir şey var. Aslında iktidarın her şeyi tükettiğini görüyoruz. Yani verebilecek vaadi de yok, yapabileceği bir vaadi de yok. Bu anlamda geçerli kabul edilebilecek ya da güvenilir bulunabilecek bir sözü de yok. Çünkü size dediğim gibi yani işte bedelli askerlik, bu can bu bedende oldukça olamaz bu. Yoksul gidecek, askerlik yapacak, varlıklı ben bunu kabul edemem dedik. Bir güzel o paraları aldık, şimdi biraya düşürdük falan filan. EYT olamaz, İskandinav ülkeleri battı, biz Türkiye'yi batıramayız. Her hayatın her alanı için, buradan size örnek veririm, dış politikasından demin de söylediğim gibi iç politikasına kadar. Bu artık bir yıpranmışlığın bence tepe yapması. O Cumhurbaşkanlığı partili modeli buna bir örtü sağlamıştı. Bu örtünün ben delik deşik olduğunu düşünüyorum. Delik deşik olduğunu düşünüyorum. O nedenle Türkiye bir borç batağındadır. Bunun önümüzdeki günlerdeki yansımalarında derin olacağını görüyor. Siz bakmayın yani işte iktidar diyor. Hayır, şunu da görüyor insanlar bence. Aslında gerçekçi olalım. Muhalefetin kadroları bu anlamda iktidarındakinden çok daha güçlü. Ama ilginç bir şey. Mesela orada da Sayın Cumhurbaşkanı şunu diyebiliyor. Ya onlar layık olduğu için benim kabinemde görev almadılar. Ben atadığım için. Yani mesela bu bile aslında arkadaşlar yani liyakatı değil kendi tercihlerim. Merkez Bankası Başkanı, bu ülkenin rektörleri, bu ülkenin valileri, bu ülkenin diplomatlarının en büyük özelliği ne? AK Parti ile olan bağları. Liyakat falan değil, gerçekçi olalım. Ne olur hepimiz gerçekçi olalım. Bu ülkede öyle rektörler atandı ki yine kendileri tarafından görevden alınmak istendi. Bu çocukların hepsi bunları görüyor. Bu üniversitelerden mezun olanlar nasıl bir eğitim aldıklarını, dışarıda koşulların nasıl olduğunu, oradaki eğitim kalitesiyle buradaki eğitim kalitesi arasındaki farkı öğreniyorlar, görüyorlar. O kadar araştırmacılar ki ben zaman zaman şaşırıyordum. Yani kendi çocuklarımda da şaşırıyorum. Ya ben gazeteciyim diyordum ya. İşim gücüm her gün haberlere bakmak. Siz bunu nereden öğreniyorsunuz diye gerçekten şaşırdığım şeyler oluyor. Biz sanıyoruz ki onlar hiç ilgilenmiyorlar. Onların ayrı bir dünyaları peki, var. İşte peki, bir tane oyun masası var. Şükrü Bey, burada demin hararetli bir tartışma oldu. Bu, yarınki toplantıdaki aday tartışmasına ilişkin bir sonuç çıkar mı? Ve yine kim olmalı? Sayın Kılıçdaroğlu oldu, oluyor mu gibi. Buna ilişkin sizin bir hissiyatınız, yarınki toplantıya ilişkin bir kulis bilginiz var mı? Sizce ne çıkacak? Şimdi bugünkü toplantıda da ben öyle kulis bilgisi dendi. Yani Gürsel Bey söyledi, doğru. Bugünkü toplantı daha çok seçim güvenliği ve belediye başkanlarının seçmenin sandığa
en sağlıklı şekilde ve en rahat gidebilmesi için neler yapabileceği, işte seçmen hareketlilikleri konusunda yapabilecekleri ne var diye bir değerlendirme yapıldı. Bu aslında biliyorsunuz sandık güvenliği, seçmenin rahat oy kullanması bir kamu görevidir. Bu anlamda belediyelerin de kamusal olarak bu konuda yapabilecekleri var. Bunlar konuşuldu. Belediyelerin sıkıntıları konuşuldu. Ama onun dışında aday kim olacak perspektifine bir görüşme olmadı. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Yani CHP'li belediye başkanları kendi genel başkanlarının dışında bir değerlendirme yapabilirler mi? Yani ayrıca mesela partinin yetkili kurulları açısından bakıldığında da zeminler de farklı olabilir. Ha, yarın ne olacak? Benim tahminim yarın yani altılı masadan bir aday açıklamasının çıkmayacağını. İnanılmıyorsam geçen yayında da söylediğim gibi yarın mesela adayın nasıl belirleneceği konusunda değerlendirmeler yapılacak. Yani bu partilerin genel eğilimine mi bağlı olacak, anketlerle mi, yani hangi yöntem aklınıza gelirse bu konular masaya yatırılacak ve böyle bir değerlendirme yapılacak. Bu çerçevede baktığımda da bütün bunların en iyi ihtimalle bir 10 gün alabileceğini düşünmemiz lazım. Ama bu arada yarın işte 30'unda açıklanması beklenen bazı programlar öne alınarak yarın o konularda da mesela çerçeve konusunda bazı geçiş dönemi yol haritasının açıklanacağı söylendi. Evet. Ya, evet. Ama detayları 30'unda işte büyük bir 28 Şubat'tan da daha büyük bir toplantıyla açıklanacak. Bu durumda bakıldığında benim tahminim yine sanki Şubat ayının ortalarına varmadan aday açıklaması yapılır. Orada da tamam karar altılı masanın, bunu Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. Ama şu anda hala Sayın Kılıçdaroğlu'nun yani bu konuda iradesi ortada. O nedenle şu tartışma da yapılıyor. Masaya kim neyi getirecek? Yani bence de Sayın Gürsel Tekin'in dediği gibi bu noktada karar Gürsel ve güç Erol'un görünen o. Gürsel Erol. Genelde karıştırılır isimleriz evet. Böyle evet. Ben ne dedim? Gürsel Tekin dediniz. Olur Gürsel hakikaten Bey. Karışıyor zaman. Ay çok özür diliyorum ya. Yani Kemal Bey'in burada kararı, Kemal Bey'in kararlılığını da hepimiz peki. Görüyoruz.